Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nahl suresinden 66-70. Ayetler arasını açıklamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak burada bir takım nimetlerine dikkat çekiyor ve bizleri ibrete, tefekküre sevk ediyor. Şöyle ki, وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً En'amda sizin için bir ibret vardır. En'am, Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda bir sure ismidir. Ve büyükbaş hayvanlara verilen bir isim. Koyun, keçi, deve, sığır bu türlere en'am deniliyor. Ve işte bunlarda sizin için bir ibret vardır. Nuskikum mimma fi butunihi Onların karınlarından biz size içiriyoruz. Min beyni fertin ve demin kan ve fışkı arasından lebenen halisan halis bir sütü saigan lişşaribin içenlerin boğazından kolaylıkla akıp giden tertemiz halis bir sütü biz sizlere içiriyoruz. Bu insanlara Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden birisidir. Mesela vahşi hayvanlar var. Vahşi hayvanların yanına yaklaşamıyoruz. Bir aslan veya bir yılan veya bir akrep. Akrep küçücük bir şey ama insan onu görünce tedirgin oluyor. Ve o akrep zehirini insana enjekte ettiğinde o insanın ölümüne sebebiyet verebiliyor. Küçük bir akrep gerçekten insana zarar verebilmekte. Ve bir yılan insanı korkutabilmekte. Böyle olmakla beraber Allah-u Teala koskocaman bir ineği, koskocaman bir deveyi insanın emrine vermiş. İnsan o devenin sütünden içebiliyor, sırtına binebiliyor. Bu gerçekten çok ibretli bir durum. Ve insanlar gerçekten bunlara bakmak suretiyle çok büyük bir ders, bir ibret alabilir. Ve bu süt veren hayvanlar o kadar harika bir şekilde bu işi yapıyorlar ki hayran kalmamak mümkün değil. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim bir fabrika var. Bir şeker fabrikası. Ve bu şeker fabrikası gidip şeker pancarlarını tarladan kendisi topluyor. Ve mamul madde olarak şeker haline getiriyor. Eksilen kısımlarını diyelim bu şeker pancarı ile yenileyebiliyor. Ve o şeker pancarı diyelim bir tuğla, bir vida haline gelebiliyor. Aynı zamanda diyelim böyle bir fabrika durmadan fabrikalar üretiyor. Fabrika yapan bir fabrika gibi. Böyle bir fabrika dünyada yok. Böyle bir şeker fabrikası bugüne kadar kurulmadı. Ama süt veren hayvanlar, koyun, keçi, deve, sığır gibi bunların her birisi birer süt fabrikası. Ve saymış olduğumuz özellikleri kendilerinde taşıyorlar. Ve aynı zamanda bunlar fabrika yapan bir fabrika. Devamlı yeni yeni yavruları dünyaya geliyor. Ve nesilleri bu şekilde devam ediyor. Bu anlamda etrafımızdaki ineklere, koyunlara, keçilere baktığımızda bunları ilahi bir fabrika olarak görebiliriz. Bunlar cana yakın varlıklar ve bunlar her yönüyle nimet. Hem etinden, hem sütünden, hem yünlerinden istifade ediliyor. Hatta bunların, affedersiniz, pisliği bile zararlı değil. Bunların pisliği gübre haline geliyor ve daha tarlalardan daha iyi verim elde edilebiliyor. Veya bazı bölgelerimizde olduğu gibi yakacak olarak tezek şeklinde kullanılabiliyor. Demek ki bunların bu tarzda tanzim edilmesi, bunların cana yakın olması, bunların insana zarar vermemesi, bırakın zarar vermeyi her yönüyle faydalı olması Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetlerinden ve bunları bu halde görmek, düşünmek insanı ibrete sevk etmeli. Ve min semeratin nakhil vel anabi hurma ve üzüm meyvelerinden de tettahizune minhu sekeran siz hem bunlardan sarhoşluk verici bir şey yapıyorsunuz ve rizkan hasene hem de güzel bir rızık elde ediyorsunuz. İnne fi zalike le ayeten li kavmin yaqilun aklını kullanan kimseler için bunda elbette bir ayet, bir ibret vardır. Burada iki büyük nimete dikkat çekildi. Bunlardan birisi hurma, bir başkası üzüm. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hurmadan, üzümden sıkça bahseder. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük nimetlerdendir. Gıda itibariyle bunlar çok zengindir.
ve insanın dengeli beslenmesinde bunlar çok önemlidir. Mesela üzüm glikoz deposu gibi ve insan o üzümü yediğinde doğrudan hem bedeni hem doğrudan gıdası glikoz olan beyin bundan fevkalade istifade edebiliyor. Ancak Allah'ın nimet olarak verdiği bu şeyleri insanlar sarhoşluk verici maddeleri yapmakta da kullanabiliyorlar. Allah üzümü bize bir nimet olarak yaratmış ama bunu şarap haline getirmek bizim kendi kabahatimiz. Allah üzümü şarap yapmamız için yaratmamış. Yiyelim, istifade edelim diye yaratmış. Ama bir kısım insanlar bunun suyunu mayalaştırmak suretiyle şarap haline getiriyorlar. Normalde aklı daha iyi çalıştıracak bu üzüm nimetini, aklı ortadan iptal edecek, insanı deli divane edecek şarap haline getirebiliyorlar. İyilikler Allah'tan, kötülükler bizden. İşte Allah iyi bir nimeti vermiş ama bu güzel nimeti bile insanlar zararlı bir hale getirebiliyorlar. Demek ki her şey yerli yerinde kullanılmalı, Allah'ın emrettiği şekilde kullanılmalı, insana zarar verecek şekilde getirilmemeli. İnsanlar tarih boyunca gerek üzüm, gerek hurma, gerekse daha bir takım başka maddelerden şarap yapmışlar, sarhoşluk verici maddeler yapmışlar. Günümüzde de çılgın bir şekilde bu devam etmekte. Bunlar aslında güzel bir nimet iken insanlar için çok zararlı bir hale getirilebilmekte. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet rızgan hasene ifadesiyle bunların güzel bir nimet olduğuna nazara veriyor. Ama buna mukabil siz bunları sarhoşluk verici madde haline getiriyorsunuz demek suretiyle içkinin kötülüğüne, haramlığına dikkat çekiyor. Ve evha rabbuke ilen nahl. Rabbin bal arısına vahyetti. Enittahizi minel cibali buyute. Dağlardan kendine evler edin. Ve mineşşecar. Ve ağaçlardan. Ve mimma yarişun. İnsanların yaptığı kovanlardan. Sümme külî min külli semerat. Sonra bütün semerelerden, mahsullerden ye. Fesluki sübule rabbiki zülüle. Rabbinin sana musahhar kıldığı yollardan sülûk et, git. Yahrucu min butûniha şerâbun. O arının karnından bir sıvı çıkar. Muhtelifun elvânu. Değişik renklerde, değişik özelliklerde. Fîhi şifâun linnâs. Ve onda insanlar için bir şifa vardır. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerun. Tefekkür eden kimseler için bunda bir ayet, bir ibret vardır. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerime arıdan bahsediyor ve bu sure Nahl suresi. Yani ayet-i kerimede geçen Nahl aynı zamanda surenin ismi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki sure isimleri genelde o sure içinde geçen bir kıssa veya bir isimden verilmiştir. Nahl suresi de Kur'an-ı Kerim'deki uzun surelerden birisi. Bu sure adını arıdan alıyor. Demek ki arıyı küçük görmemek lazım. Daha önceki ayetlerde Allah-u Teala büyük hayvanlara da dikkat çekti. Koyun, keçi, sığır, deve gibi. Bunlar bizim için bir nimet. Ama Allah-u Teala küçücük bir arıyı da bizlerin emrine vermiş. Ve arıları bolca yaratmış. Dünyanın her tarafında arılar var. Zehirli bir iğneye sahip olan bu arılar bünyelerinde zehir de taşımakla beraber bize şifa olan bir şeyi veriyorlar. Allah'ın emriyle, izniyle bal gibi bir gıdayı bize takdim ediyorlar. İnsan balı yerken bunun arka planında ne var? Nereden bu bize geliyor? Bunları düşünmeli. Arıların ömrü o kadar çok da fazla değil. Belki bir aylık bir ömürleri var. Ama o bir aylık müddet zarfında arı durmadan gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve sepetçiğine tabir caizse polenler koyuyor ve pek çok değişik çiçeklere konuyor, bitkilerden istifade ediyor. Bütün onlardan aldıklarını kendi bünyesi içinde bir sıvı hale getiriyor. Ve o sıvı bir bal haline geliyor. Böylece o arı bal gibi insanlara şifalı bir gıdayı emri ilahi ile insanlara takdim ediyor. Diğer alemde, cennette baldan nehirler olacağı ayette anlatılır. Sütten nehirler, baldan nehirler.
İşte bu dünyada da Allah-u Teala bunların misallerini veriyor. Şu anda dünyadaki bütün arıların yaptığı ballar bir vadiye dökülecek olsa nehir gibi akacaktır. Bir gün içinde bütün validelerin, hayvani insani validelerin sütleri bir dereye yine akıtılacak olsa gerçekten nehirler gibi, Dicle gibi, Fırat gibi, Nil gibi bir nehir halinde o sütlerin aktığı görülecektir. Dünyada Allah-u Teala bunların misallerini veriyor. Diğer alemde daha muhteşem bir şekilde bunlar görülecek. Ve orada asel-i musaffa, safi bir bal, süzülmüş bir bal bu şekilde nehirler tarzında insanlara gösterilecek ve insanlar bunlardan fevkalade istifade edecekler. Ayet-i kerimede vahiy kelimesi de geçiyor. Rabbin bal arısına vahyetti. Buradaki vahiy peygambere gelen vahiy anlamında değildir. Allah-u Teala peygambere vahyeder, peygamberin bilmediklerini bildirir. O da insanlara bu noktada faydalı olur. Arı da Allah'ın ona bildirdiği şeylerle insanlara faydalı oluyor. Yani arı gibi küçücük bir canlı nerede? Bal gibi şifalı bir şey yapmak nerede? Arada çok da bir münasebet görülmüyor. Ama o küçücük arı Allah'ın ilhamına mazhar olunca normalde bizlerin yaptığı tatlılardan çok daha kaliteli bir tatlıyı yapıyor ve bizlere bal olarak, şifalı bir gıda olarak Allah'ın izniyle takdim ediyor. Demek ki burada senin Rabbin bal arısına vahyetti ifadesinde aynı zamanda arada bir benzerliğe de dikkat çekiliyor. Nasıl ki Peygamberimiz kendiliğinden bunları anlatmıyor, Allah'ın ona bildirdikleriyle anlatıyor ve bunun neticesinde normalde insanların ulaşamadığı bilgilere ulaşıyor. Arı da o küçücük bünyesiyle Allah'ın ilhamına mazhar olup normalde insanların yapamayacağı kalitede şifalı bir balı yapabiliyor. Demek ki vahye kulak verdiğimizde biz de iman balını yaparız, salih amel balını yaparız ve bunda hem bizim için hem çevremiz için bir takım şifalar meydana gelir. Günümüzde arıların yapmış olduğu balın nice dertlere derman olduğu artık ilmen de bilinen bir şeydir. Kur'an-ı Kerim buna bize anlatırken fihi şifaun linnas, o balda insanlar için şifa vardır buyuruyor. Vallahu halakakum, Allah sizi yarattı. Sümme yeteveffakum, sonra sizi vefat ettirir. Ve minkum men yuraddu ile erzelil umur, ama içinizden bir kısmı erzelil ömre kadar götürülür. Erzelil umur, ömrün son dönemi, ömrün çileli dönemi, yaşlılık dönemi. Her insan yaşlılık dönemine ulaşmaz. Gençken vefat edenler vardır veya artık ihtiyarlığa yaklaştığında vefat edenler vardır. Ama bir kısım insanlar da yaş 70'tir, hatta daha fazladır ve artık ömrün son dönemi, çileli bir dönemine girmiştir. Öyle ki لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ اِلْمِنْ شَيْءَ, daha önceden bir takım meseleleri bilirken bir şey bilmez hale gelecek duruma o insan düşebilir. İşte ihtiyarlığın belli bir döneminde bazı insanlarda hafıza kaybı oluyor. Hatta yakınlarını tanıyamaz bir hale gelebiliyor. Halbuki bu insan dünyada çok bilgiliydi. O zamanki ömrüne kadar çok şeyler öğrenmişti. Ama erzelil umra ulaşınca, ömrün çetin dönemi, o yaşlılık sıkıntılı dönemine ulaşınca artık önceki bildiklerini bilmez hale gelebiliyor. Hatta en yakınlarını bile tanıyamaz hale gelebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değişik şeylerden Allah'a sığınırken sığındığı şeylerden bir tanesi de şu: Allah'ım erzelil ömürden sana sığınırım. Yani başkalarına muhtaç olacak, başkalarının acımasını celbedecek bir duruma düşmekten, öyle bir ihtiyarlık durumundan sana sığınırım. Demek ki duası kabul olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşlılığın zahmetini pek görmeden 63 yaşında Dar-ı Beka'ya irtihal ediyor. Ve onun ömrü vasat bir ömür olarak kabul edilir. Ümmet-i Muhammed hakkında da ortalama ömür genelde o yaş civarındadır. İnna Allahu alimun kadir, Allah ise her şeye
her şeyi bilendir ve her şeye gücü yetendir. Yani evet bizim bir ilmimiz var ama bizim ilmimiz zamanla ortadan gidebilir. Yaşlandığımızda bildiklerimizi unutur hale gelebiliriz. Bizim bir gücümüz var. Bu gücümüzle bazı şeyler yapabiliriz ama yaşlandığımızda öyle ki kendi elimize bile sahip olamaz bir duruma düşebiliriz. İnsan bir takım hastalıklarda kendi gücünü artık kullanamıyor. İradesiyle bir şeyler istese bile güç buna yetmiyor. Ama Allah-u Teala'nın ilmi zati bir ilimdir. Allah'ın kudreti zati bir kudrettir. Dolayısıyla Allah'ın ilminin bir zaman gelip de yok olması veya kudretinin bir zaman gelip de ortadan kalkması düşünülemez. O halde bizde var olan ilim Allah'ın ilminin bir yansımasıdır. Kendi malımız değildir. Bizde var olan kudret Allah'ın bize imkan vermesiyledir. Yoksa Allah dilediği zaman o ilmi bizden çekebilir ve o kudreti bizden alabilir. İşte ister istemez eli titreyen bir takım insanlar artık iradelerini orada kullanamıyorlar. Kendi isteğiyle elini durduramıyor. Artık iradesi dışında onun eli titriyor. Veya yaşlılık halinde bir insan yakınlarını bile tanıyamaz hale gelebiliyor. Ondaki o ilim ortadan kalkıyor. İşte değerli izleyenlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde arıdan ve hurmadan, üzümden, süt veren hayvanlardan, bu gibi şeylerden bize örnekler veriyor. Ve bunların çok ibretlerle dolu olduğunu, çok hikmetlerle dolu olduğunu bize anlatıyor. Demek ki bir insan o süt veren hayvanları gördüğünde sıradan bir varlık gibi görüp geçmemeli. Allah'ın nimetlerinin birer tecelligahı olarak onları görmeli. Allah bize bunlarla ikramda bulunuyor. Bunu fark etmeli. Arıları seyrederken bu küçücük çalışkan hayvancıkların ne kadar büyük işler yaptığını anlamalı ve Peygamberimize gelen ilahi vahyin de bizler için bir şifa olduğunu fark etmeli. Ve bu dünyada bize verilen ilim, kudret, bunların da daimi olmadığını, arizi olduğunu, gün gelip elimizden alınacağını, gün gelip büsbütün zaten alınacak ama tümüyle alınmazdan önce de kısmen alınabileceğini hatırdan uzak tutmamalı. Cenab-ı Hak ibretle, hikmetle dolu, bereketli bir ömür hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.